olmaz oldum. Doldum, 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 doldum sonunda. Yerimde duramaz oldum. Nasıl sakin olmalı? Hangi yolu bulmalı? Hangisini biliyor musun? Duyuyor musun? Doldum, doldum, yerimde duramaz oldum. Doldum, doldum, yerimde duramaz oldum. Fatih'cim, böylesi parfüm reklamı gibi oluyor. Sesine biraz daha sevimli bir hava veremez misin? Tunca delirme Allah aşkına. Şarkıda ne diyor? Çocukluğun eski tadı diyor. Böyle söze maskaralık ederek söylemek yakışır mı şimdi? Canım, beyefendi böyle olsa daha iyi olmaz mı diye önerdi. Sen bir dene bakalım. Evlerde, sokaklarda, ağzımızda hep o tat. Çocukluğun eski tadı, unutulmaz şokolat. Şaka 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 şokolat, unutulmaz şokolat. Şaka 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 şokolat, unutulmaz şokolat. Bakağızda eriyor, tatlı bir zevk veriyor. Koş markete arkadaş bak. Şaka şokolat geliyor. Şaka şokolat geliyor. Şaka şokolat geliyor. Bence olmadı. Yarın bir başka şarkıcı deneyelim. Son kayıt fena değil ama. Şeytan fikri de düşündürüyor beni maluma. Bizde şeytanın iki adı vardır. Biri şeytan, öteki yalan. Ama bizim şeytanımız... Sabah Ertan Bey'e söyleyin de bir uğrasın bize. Tabii söylerim. Bu adamların işine karışmasına niye müsaade ediyorsun? Canım parça berbat oldu. Bu iş böyle oğlum. Parayı veren düdüğü çalar demişler. Bana bak, ben kimsenin düdüğü olmak istemiyorum artık. Seni öttüren öttürsün. Ben sanatçıyım, tamam mı? Ulan iyilik de yaramıyor size. Şimdi nereye? Doğru o külüstür bara. Sıkıyorsa git olimpiyada söyle. Sanatçıymış. Pabucumun sanatçısı. Tam ortasındayım yavrum. Karın plastik sevgilim. Ne haber? Ortasındayım. Ne olsun bildiğin gibi işte. Çıkışta görüşürüz. Ortasındayım. Nasıl da paylaşıyor insan isterse. Nasıl da birmiş meğer hasretler. Nasıl da mecburmuşuz sabretmeye. Sevmeye. Öğrenme. Tam ortasında görün. Koşunun ortasındayım. Tam ortasındayım yolun. Koşunun ortasındayım. Tam arıyorum ki herife bilgisip aşkı. Boyum hep aynı ilişkiler. Hala devam, hala fikar. Hem de bile bile. Duyamıyorum sen.
nasıl da paylaşıyor insan isterse, nasıl da bilmişler hasretler, nasıl da meşgulmuşuz sabretmeye, sevmeye, öğrenmeye. Akşamdan beri yüzünden düşen bin parça gene. Ben bu hayattan sıkıldım çocuklar. Çalmışız çalmamışız kimin umurunda? Varlığımız da yokluğumuz bir. Ne bekliyorsun? Alkış mı? Ne olmuş yani? Alkış istiyorum tabii. Birileri şarkılarımı duysun istiyorum. Çürüyoruz burada be! Hayrola? Ben gidiyorum. Saçmalama, program bitmedi ki daha. İstifa ediyorum, tamam mı? Ne oldu bunun ya? Bu iş böyle yürümeyecek. Biliyordum ben. Biraz önce ne yaptım biliyor musun? İstifamı verdim. Ya o kalbimin içine okuyorsun sen. Evet, anlaşılmak istiyorum. Daha iyi şeyler yapabilmek istiyorum. Şarkılarımla insanları sarsmak istiyorum. Ortamda zor mu diyorsun? Ne yapacağız peki? Ya yavaş yavaş tırlatacağız ya da saray burnundan çık denize. Boyalı basına öyle küçük bir haber olurum belki. Hadi iyi geceler. Ne? Faust mu? Faust da nereden çıktı şimdi? Evet okumuştum, ne olacak? Doktor Faust gibi öyle mi? Şeytana falan inanmam ki ben. Keşke olsa. Her şeye razıyım, inan bana. Ruhumu da satarım, bedenimi de. Daha delirmedim, merak etmeyin. Biliyorum Fatih Bey. Sizi hatırlamıyorum ben. Daha önce tanışmış mıydık hiç? Kaç para eder bilmem. Ama sahiden satmak istiyor musun ruhunu? Affedersiniz ama... siz kimsiniz? Soru sorma, cevap ver. İsterim, istemem. Size ne? Çok vaktim yok. İstiyor musun onu söyle. Yani şimdi siz... Evet. İstiyor musun? Şaka yapacak halim yok beyefendi. Pekala öyleyse. İyi geceler. Şeytan Bey. Sayın Şeytan, affedersiniz. Tanıyamadım. İstiyorum.
Vallahi istiyorum. Lütfen. Yani siz... sahiden şeytan mısınız şimdi? Yeniden başlamayalım. Fazla vaktim yok. İstiyor musun? Evet. Hemen muameleye başlayalım öyleyse. Ne muamelesi? Alışveriş muamelesi. Bir zaman kısıtlaması yapıyoruz. Gel, gel, korkma, gel. Gel, korkma. Gel, gel. Gel, gel. Bu alışveriş dediğiniz nasıl bir şey olacak? Vadeli hesap gibi bir şey. Ruhunu şimdi satıyorsun. Mesela... 5 yıl sonra teslim ediyorsun. Oh, 5 yıl çok az. Söz gelimi canım. Ama bu süre içinde... İstediğin her şey gerçekleşecek. Her şey. Peki sonra? Sonra bu sürenin sonunda ruhunla birlikte bütün yeteneklerini de kaybediyorsun. Bir de ne kalıyor elimde? Para, şan, şöhret. Dünya çapında. Olabilir. İstediğim müziği de yapabileceğim. Tabii. Şunu 20 yıl yapsak. Yetkim 10 yıla kadar. Pek kabul ediyorum. Üfle şunu o zaman. Affedersiniz. Ben şeytana filan inanmıyorum da öyle bir mucize gösterseniz. Bu kadar zahmete değecek misin bilmiyorum. Dünyada da ilginç ruh o kadar azaldı ki. Önce senin marifetini bir görelim bakalım. Nasıl yani? Bir şeyler çal. Ben çok sıradan ruhlarla uğraşamam. Yeni bir şarkı bestelemiştim ama... Görelim bakalım. Şarkımın adı Doldum Doldum. Doldum 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 sonunda yerimde duramaz oldum. Dur bakayım. Ne bu böyle dımbır dımbır dımbır? Ha? Ne yapayım? Sizin kuşağa biraz yeni gelebilir. Vazgeçelim, tamam mı? Saçmalama. İyi müziğin eskisi yenisi olmaz. Senin şarkı da fena değil ama... şey biraz. Tabii tek gitarla bu kadar olur ancak. Şöyle küçük bir orkestrayla aranjmanı da ben yaparsam belki de, ha? Demek siz müzikten de anlıyorsunuz, ha? Müzik, şeytan icadı. Bilmiyor klavye olsa. Ne
Sen şimdi vokal de istersin. Tamam mı? Harika. Müzikal film gibi olacak. Hadi. Başla bakalım. Bir, iki, üç. Doldum, 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 doldum sonunda. Yerimde duramaz oldum. Doldum, 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 doldum sonunda. Yerimde duramaz oldum. Nasıl sakin olmalı? Hangi yolu bulmalı? Hangisini biliyor musun? Duyuyor musun? Doldum, doldum, yerimde duramaz oldum. Doldum, doldum, yerimde duramaz oldum. Duramaz oldum. Harika! Harika! Oldu bu iş! Tamam, kabul ediyorum. Üfle bakalım. Adın Fatih'ti değil mi? Evet. Ne oldu şimdi? Ruhun bu yumurtada hapis artık. Benim elimde. Oldu bu iş. İyi geceler delikanlı. Ah! Hey, nereye gittiniz? Aman Allah'ım, ruhum ne olacak? Korkma, yarın görüşürüz. Dönmeyeceksin, değil mi? Ne yapacağız şimdi peki? Hadi seni evine bırakayım. Ah! Senin evin burası, değil mi? Bize geleceksin, başka çare yok. Allah'ım, rüya değil galiba.
Burası bizim ev, bakalım beğenecek misin? Niye girmiyorsun? Hadi girsene. Ha, anladım. Oo! Yarın sana bir de alfabe alalım. Gel bakalım. Şimdi de dua açacağız, değil mi? Dur kızım, ne yapıyorsun be? Boğuyordun beni. Gel buraya. Gel, gel dedim. Dur, nereye? Yerde. 10 yıldır bugünü bekledim ben. Dur, yap. Soyun. Yapma. Çıkar şunları. Dur, çıkar. Dur, yapma. Nereden öğrendin bunları? Seni seviyorum. Dur, bak. Gel buraya. Ben de seviyorum. Hadi, dur, hadi. Yapma. Yırtma gelinliği. Bizden sonra da kafayı çekti garanti. Ah, buyurun, hoş geldiniz. Bu da kim ya? Her şey ne kadar da değişmiş. Her şey? Evet, hep değişir. Bir şey mi istemiştiniz? Fatih'e bakmıştık, arkadaşıyız. Burada oturuyordu galiba. Odasında. Uyandırsanız iyi olur. Epeyce işimiz var bugün. Bir şey anladıysam arabalıyım. Fatih! Fatih! Uyan! Fatih! Fatih uyan! Fatih! Hey burada! Abicim biziz ya! Dün gece içkiyi fazla kaçırmışım galiba. Sabaha kadar kabus üstüne kabus. Ama ne kabus! Sözde şeytana rastlıyorum. Ve ruhumu ona satıyorum. Şeytan da ruhumu nerede saklıyor biliyor musunuz? Bir yumurtada. Rüyanı bırak da şu mutfaktaki kız kim onu söyle. Kız mı? Ne kızı? Kız ya, gelinlikli hem de. Canlı mı? Ya. Hem de biraz fazla canlı. Hadi kızı anladık, o garip adam kim peki? O da mı duruyor? Olamaz. Sen hastasın galiba. Kocacığım. Kocacığım? Sana macun hazırladım kocacığım. Ne macunu? Padişah macunu olacak. Ben macun filan istemem. Ayıp oğlum, giy şunu. Siz gidiyorsunuz değil mi? Bilmem, gidiyor muyduk? Gidiyorsunuz, gidiyorsunuz. Arkadaşlar gidiyor da. İyi günler. Fatih'cim iyi misin? İyiyim, ne, bir tuhaflık mı var? Bilmem, yok mu? Ya yukarıdaki? O şey, kayınpederim. Canım, insanın karısı varsa kayınpederi de vardır, öyle değil mi? Hadi güle güle gidiyorsunuz, hadi güle 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 güle. Sen bir şey anladın mı? Ya canım, bununla anlaşılmayacak ne var ya? Adam dün gece saat 1'den sonra bir kayınpeder bulup kızına talip olmuş. Gelinlik diktirip nikah dairesini açtırmışlar. Nikah şekeri yaptırıp, nikah memurunu uyandırıp... Bu kadar saçmalık yeter, tamam mı?
Gökhan, Okan, gelsenize bir dakika. Gelin, gelin, gelin. Girin, girin içeri bir dakika. Bir şey soracağım. Gökhan, sen bilirsin, şu şeytan meselesini anlatsana bana biraz. Ne şeytanı? Canım, bildiğimiz şeytan işte. Hani şu havaya yasak elma verdiğini, cennetten kovulduğunu falan biliyorum da. Şimdi anlarsam inanmayacaksınız. Ben de olsam inanmam. Sen hele bir anlat da. Yukarıdaki adam var ya. O şeytan. Yani bildiğimiz şeytan öyle. Evet. Kız peki? Kızı tanırsınız canım. Vitrindeki manken var ya. Hani şu gelinlikçinin vitrinindeki manken. Fatihciğim, kardeşim, sen üstünü giysen de bir doktora gitsek diyorum. Biliyordum inanmayacağınızı. Hadi güle güle, güle güle. Hadi. Cinsi sapık olmalı. Fakirin biri üstündeki gelinlik için almıştır. Şeytan! O kadar merak ediyorsan, ben anlatayım sana. Yo, ben işte... Otur. Ben... Tanrı'nın en çok sevdiği meleklerden biriydim başlangıçta. Ateşten... ve ışıktan yaratılmıştım. Gel zaman git zaman... Tanrı... topraktan... insanoğlunu yarattı. Ona ruh verdi. Ve bütün meleklerin insanoğlunun önünde secdeye varmalarını istedi. Bu miskin yaratığın önünde secde edemezdim. Gururum buna engeldi. Tanrı'ya karşı geldim. Ve cennetten kovuldum. O gün bugündür Tanrı'ya karşı gittikçe güçlenerek insanlar arasında dolaşır dururum. Bana teslim olan ruhlar Tanrı'nınkinden çok olduğu gün Tanrı ben olacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Sen de ruhunu bana teslim etmedin mi? Hayır. Geçici olarak. Ettin. Tek sıkıntım İnsan ruhlarının eski zenginliklerini kaybetmeleri, sıradanlaşmaları, Doktor Faust'un isteklerinin zenginliğiyle seninkilerin sefilliğini bir düşünsene. İstemiyorsanız verin yumurtamı. Kimse de doğru dürüst ruh kalmamış ki. Tanrı ile rekabetim olmasa çoktan bırakırdım bu işi. İnsanın durumunuza üzülesi geliyor. Beni anlamana sevindim. Kocacığım, çok sıkıldım. Biraz macun yesen de. Ah, ya başka bir şey düşünmez misin sen? Allah Allah! Ne yapsın? 10 yıl bir vitrinde gerdek beklemek kolay mı? Ama istemiyorsan... Yo, istiyorum. İstiyorum da... biraz fazla şey. Şey yani... dün bütün gece... ne bileyim, doğru dürüst bir kadın olsa... işini yapan, temiz, tertipli, kocasını bekleyen... bu düzensizlik insanın çalışmasına da mani oluyor. Pekala. Şu senin işlerini halledelim de ben gideyim. Böyle sünepe bir ruhla bu kadar uğraşırsak, oho! İnsanız diye de bu kadar akir görmeyin bizi. Basma! Basma o pis ayaklarını salona. Zorla temizledim evi. Bundan sonra ayakkabılar sağlıklı çıkacak. Ver. Öyle ortalığa sigara külü filan sekmekte yok. Ha, acele bir de elektrik süpürgesiyle çamaşır makinesi almak lazım, değil mi şekerim?
Tamam, tamam. Sen doğru mutfağa, yemek yapmaya. Baş üstüne babacığım. Temizlik, çamaşır, ütü, ille de yemek. Bir kadın başka ne isteyebilir hayatta? Kusura bakmayın ama şu işin de bir ortalamasını tutturamadınız. Sen nasıl bir kadın istediğini biliyor musun bakalım ha? Neyse, dur bakalım. Önce biraz dene de olmazsa değiştiririz. Bu bavul ne? Çömezlerimle bağlantı kuruyorum. Aa, bu ben! En alta saklanmış keratalar. Kuklada oynatıyorsunuzdur siz. İşim bu. Hepsinin ipleri benim elimde. Ben ne istersem yaparlar. Mesut Tıkıran değil mi şu? Türkiye'nin en büyük kaset plak işinin başına getirdim onu. Aa, Şeref Bey, gazinocular, kumarhaneler kralı. Zavallı bir serseriydi. Ortadakini tanıyamadım ben. Türkiye'nin en güçlü reklam şirketinin sahibi Birol Sedefçi. Peki ne olacak bunlar şimdi? İstediklerini bunlar gerçekleştirecek. Müzikol, plak, kaset, reklam. Şunu alalım. Bu ne? Bağlantı aracımız. Telsiz gibi ha? Dur, yapma, ne olur, hadi çıkar. Bu gece senin önünde gereken talimatı veririm onlara. Gel bakalım Mesut Tıkıran. Hala acıyor. Fena dürttü eşyol eşek. 3-5 yıldır ortalıkta yoktu. Boşverin, ipler artık bizim elimizde. Ha hı deyip geçiştiririz, tamam mı? Tamam da insan gene de ürküyor biraz. Korkacak bir şey yok. Her şeyi biz yaptık. Bulduk, seçtik, kandırdık, uyuttuk, sömürdük, sattık, kazandık. Artık biz varız. Geliyorlar efendim. Nidek şok, nidek şok. Ralkınlarak isterim, nidek şok. Zip, ralkınlarak zi isterim. Ralkınlarak ezünütsü nuslo. Ustacım şeref verdin. Ah, bahtiyar ettiniz bizi. Çok özlemiştik sizi. Tamam, tamam, tamam. Karanlıklar üstünüze olsun. Size yeni biraderinizi tanıtayım. Fatih. Memnun oldum. Her zaman malın iyisini seçersiniz ustacığım. Memnun olduk. Karım. Hanımefendi buyurun. Müzik başlasın.
Çok duygulandım. Çok teşekkür ederim. Çok duygulandım. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Şerefe. Şerefe. Efendim, şerefe. Hanımefendi şerefinize. İşler nasıl bakalım? Talimatınız üzere kumar, kaçakçılık işlerini sürdürüyoruz. Eroin, kokain işini de. Anarşiyi körüklüyoruz. Uyuşturucuyu da yaygınlaştırdık iyice. Aferin. Mısır'dan şu arabesk türünü getirmeniz çok isabetli oldu ustam. Anlaşılan keseyi iyice doldurdunuz. Reklamcılık tahmin ettiğiniz gibi çok gelişti. İnsanları ulaşamayacakları noktalara özendirmeye başladık. Mükemmel. Hepinizi kutlarım. Pardon, bu yemeğin tarifini verir misiniz? Efendim, kızarmış patatesin üzerine domateslere yağlı sos. Onun üzerine bildiğiniz şiş ızgarada pişiriliyor. Piştikten sonra da ince ince ki... Delirdin mi sen? Yemeğini yesene soracağını. Evde pişiririm. İstemez misin? İstemem, istemez. Başka ne zevkin var ki? Başka zevklerin de olsun. Allah Allah. Batı'da ruh diye bir şey kalmamış. Robot haline gelmiş bütün insanlar. Beni oyalayacak ruhların biraz zenginliği, çapraşıklığı olmalı. İyice bunaldım anlayacağınız. Belki buralarda hala daha ilginç ruhlar kalmıştır diye Orta Doğu'ya doğru bir uzanayım dedim. Türkiye'de de duygusal bağlarım var biliyorsunuz. Neyse, geçerken bu delikanlıya rastladım. Ne de olsa sanatçı dedim kendi kendime. Belki zahmetime değer. Evet, şimdi iş sizlere kalıyor. Bir ay içinde istediği her şeye kavuşmalı. Ustam, emrin bağış üstüne. Kolay usta, lafı mı olur? Yarın bize bir uğrasın. Ustam, hayrola? Gitme zamanı geldi. Daha çok erken ustam. Muhteşem bir program hazırlamıştık size. Cisimlerinizden uzak olsam da ruhlarınızla beraberim her zaman. Kimse ayağa kalkmasın. Tuvalet. Kapının girişinde solda efendim. Ben şimdi geliyorum. Şeytan bey, şeytan bey. Affedersiniz, bu adamlar pek güven vermedi bana. Sen merak etme, hepsinin ipleri benim elimde. Yani diyorsunuz ki bu yolun sonu... Yolun sonunu görmek ister misin? Nasıl yani? Good morning America, ABC News. All America's been waiting for this moment, and finally it's arrived. Here they are, the world's greatest rock band, and I know you'll give them a tremendous welcome. Ne diyor, ne diyor? O.G. Amerika turnenizden dünyanın en büyük müzik olayı diye bahsediyor. Neymiş bu kalabalık? Sizin için toplananlar, Los Angeles karşısında. Hayal görmüyorum değil mi? Hayal bile olsa güzel be usta. Unfortunately, such is the public's curiosity to see this band that 17 people were killed last week in a stampede just to catch a glimpse of their heroes. Bizi parçalamadılar değil mi usta? Orasını bilemem. Şekerim, neredesin? Kocacığım, sana pasta getirdim. Ustam! Affedersiniz, şu bizim plastik kız. Ayarı tutturamadık galiba. Ben büyük bir aşk yaşamak istiyorum. Romantik, platonik bir aşk. Tabii biraz cinsellik de olabilir. Pastanın tarifini de aldım. Kocacığım! Ustam! Ne kadar güzel olduğunu sana anlatamadım. Yasaklar vardı, bozamadım. Teması iman, aşkımın dua, göz bebeği. Çöp sevdi kızgınlıklarım ve sis düdükleri. Hepsi kuru muhabbet.
birbirimizi sevmişiz ki bunca zaman beraber. Bunca zaman birlikte olmuşuz. Video yalnızlığımız şarkıların tomurcuğu. Hepsi kuru muhabbet. Muhabbetler sana doğru. Hepsi kuru muhabbet. Muhabbetler sana doğru. Ama dayanamıyorum. Ustam biraz demiştim. Asıl deli biziz galiba. Niye takıldık bunun peşine? Ya kıpırdasanıza biraz. Gören de cenazeye gidiyorsunuz sanacak. Korkarım yakında Bakırköy'e gideceğiz. Niye? Seni ziyarete. Görürsünüz siz. İşte arkadaşlar, İmece! 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 İmece nerede? Susuz kalmış derede. İmece nerede? Şeytandan tavsiyemiz var. Ya dursana bir dakika. Yürüyün benimle. Oo, usta ne oluyoruz? Sıraya girin ya. Yok, biz iş için gelmedik. Bizim iş başka. Laf anlamıyorsunuz da. Şöyle geçtik işte ben. Allah Allah. Adım Fatih, Mesut Bey'in biraderiyim ben. Mesut Bey sabah erken de Ankara'ya gitti. Ya bunlar? Mesut Bey dinleyecek diye adamları dinler. Boş ver gidelim, anlaşıldı. Ya kardeşim, benim bugün randevum var. Sıraya kardeşim, sıraya. Ya, sırası bize gelmeden abiciğim. Yani ne var bunda? Adamın aniden işi çıkmıştı. Rol Bey bu sabah Avrupa'ya uçtular. Avrupa mı? Nasıl olur? Atlatma dediğim böyle olur. Evet, buyurun. Bir Rol Bey mi? Bir dakika haber vereyim. Bu da İzmir'e gitmiş. Ne yapsınlar, seyahatleri tutmuş adamları. Anlamıyorum, hepsinin yumurtası onda nasıl karşı gelebilirler? Ha, unutuyordum. Mankenin sende olduğunu sakın kimseye söyleme. Doktora gitmeye karar verirsen? Bir telefon yeter.
Şeytan aldı götürdü, sağ damadan getirdi. Ah şu insanoğlu. Neyini kaybettin bakayım? Küpemin teki kayboldu. Ben niye alayım ki senin küpeni? Siz değil, büyük annem söyledi. Şeytan her kötülüğü yaparmış. Şeytan benim. Ah bak küpen oraya düşmüş. Al bakalım. Demin orada yoktu. Büyük annen olacak o koca karıya da söyle, benimle fazla uğraşmasın. Şeytan amca söyledi dersin. Ya peynir ekmek de mi yok? Açlıktan ölüyorum. Sevgilim, aşkımız sana yetmiyor mu? Yetmiyor. Bu dağınıklık çıldırtıyor beni. Çalışamıyorum. Açım. Hiç romantik değilsin. Üzüyorsun beni. Şu kafeye bak. Kimseyi görmek istemiyorum, tamam mı? Babacığım, buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk kızım. Neredesiniz siz? Her şeyi biliyorum. Madem her şeyi biliyorsunuz da... Orta Doğu'da işler çok karışmış, biraz geciktim. Hani ipler sizin elinizdeydi? İlahi bir imtihan bu. Yüce Tanrım sadece siz sefil kullarını imtihan etmez... ...arada bir bizi de dener. Gücümüzü ölçer. Vallahi bilmem, bir haftadır benim gördüğüm... ...ipler sizin elinizden çıkmış. Göreceğiz. Kızım, bir yorgunluk kahvesi yapsana bana. Tabii babacığım. Şunun ayarını da bir türlü tutturamadınız. Kadınlarla baş etmek zordur. Ben bu şeytanlığımla bile bulaşmaya korkmuşumdur çok kere. Canım, çok şikayetçi değilim. Ama kadın dediğinde biraz kişilikli olmalı. Kafa da çalışmalı. Ya temizlik, ya yatak, ya romantizm. Bunalıyor insan. İstersen bir de öylesini deneyelim. Ha? Buyurun. Sevgilim, bir kahve de bana yapar mısın? Neden kalkıp kendin yapmıyorsun? Hasta değilsin, sakat değilsin. Anlamadım. Anlaşılmayacak bir şey yok. Neden ev işleri hep kadına düşüyor? Neden eşit yaşanmıyor hayat? Kimim ben? Bu dünyada bir erkeğin sofrası, dizi dibi, yatağı dışında başka yerim yok mu benim? Haberin olsun, ben o kadınlardan biri değilim ve hiçbir zamanda olmayacağım. Gene tutturamadık, değil mi? Şeytanı ısmarladık kızım. Güle güle baba. Allah'a ısmarladık karıcığım. Lütfen ismimle hitap eder misin bana? İsim mi? Bilmiyorum ki, ismin yok senin. Kadının adı olmalı. Adım Özgür. Özgür ha? İyi, ne yapalım? Biraz para bırakır mısın bana? En kısa zamanda öderim. Ne yapacaksın parayı? Çıkıp bir iş arayacağım kendime. Moral yanlarını paylaşacaksak, maddi yanlarını da paylaşmalıyız hayatın. Ha bak, bu fena fikir değil. Güle güle. Usta. He. Usta, ne olacak bu iş ya? Erkek olsa istediğim kalıba sokarım ama... ...kadın. Hayır, şey olmuyor mu? Yani biraz romantizm, biraz cinsiyet, biraz kişilik, birazcık ev kadınlığı... ...şöyle lise ayarında bir eğitim. Biraz buz, biraz soda, kokteyl tarifi verir gibisin. Ne yapayım? Kalk yapma kadın, ona ha! Lan, ay imdat! İmdat! Adam öldürüyor lan, yardım edin, imdat! Öldüreceğim. Hem de o karıyla! Dur! Dur kardeşim, sakin ol. Ya şeytana uyduk bir kere, affet ya! Alçak herif, hayatımda ilk defa görüyorum seni. Amca ne dedik ya?
Bırak! Sinirlen. Dur canım. Bu işin de bir kolayı var. Ne kolayı be? Canım ben sana öldürme demiyorum ki. Gece yarısı öldüreceksen yavaş yavaş sessizce kır. Delinin zoruna bak. Bırak dur. Beni. Bırak. Bırak beni. Bırak. İnsanlar çıldırtacak beni. Herife bak. Şeytana uymuşmuş. Dur. Gel. Sakin ol. Bari merdivenler kanlanmasın. Gel. Dur. Gel diyorum. Dur bak öncelikle gel bıçağı bırak. Bıçağı bırak diyorum. Bak, bak. Kes. Ustacığım, sana akıl öğretmek haddimiz değil ama arkadaşım sen de kusura bakma. Böyle sıradan ruhlarla uğraşmanı yakıştıramıyorum sana. Burası da bozuldu biliyorsun. Farkındayım. Şöyle uzak doğuya, Japonya'ya falan bir uzansan. Değil mi? Belki de, ha? Ustacığım, isterseniz anlaşmayı bozabiliriz. Hayır. Bunu görüyorsun, değil mi? Görüyorum. Anlaştık mı? Anlaştık tabii ustacığım. Madem öyle istiyorsun. Arkadaş daha duymamıştır. Yeni bir stüdyo kurduk. Kayıt, plak, kaset. Büyük bir tesis. Biraz şehrin dışında ama bizim şoför sizi bırakır. Biraderimiz bir görsün. Amerika'dan ses mühendisleri falan getirttik. Beğenirse, ne isterse yerine getiririz. Hemen şimdi Şeref abiyle bir odada telefon ediyorum. Tamam mı? Tamamdır herhalde. Karanlıklar üstünüze olsun. Yürü bakalım arkadaş. Ben şoföre haber vereyim. Ha. Gördün mü? Görmesine gördüm de. Ne? İyi yolculuklar. Bizimkileri hemen arayacağım. Anladın değil mi? Evet efendim. Söylesene. Gözleri deniz mavisi, saçları altın sarısı, sanki güneşin yarısı. Ya bu sırası mı hanım? Kaç gündür geliyorum. 10 ceylan eder benim kızım, 10. Gel kızım. Ya tutsana şu karıyı. Hanım dur. Aa bırak, 10 gündür oyalıyorsunuz beni. Yarın gel tamam mı? Yarın varın dinlemem. Fırlanta gibi sesi var benim. Şeytan. Hanım anladık. Bakalım, görmüyor musun? Şeytan. Adamın işi var. Şeytan. Bizim işimiz yok mu? Yol paralarımızı sen mi veriyorsun? Uzattın ama. Gazeteye ilan vermeseydin. Canım, alo. Abi merhaba ben Mesut. Bizim usta gene geldi. Kafam bozuldu bizim oraya gönderdi. Şimdi bu yumurtaları sahiden kırarsa diyorum. Ruha ihtiyacın var mı oğlum senin? Kırarsa kırsın, uçarsa uçsun. İnsan gene de çekiniyor ne bileyim. Can bu. Bir toplanıp da konuşsak diyorum. İyi. Sen bir rolu ara. Tamam. Ben hemen geliyorum. Canım yarın gelin. Hep aynı laf. Hadi kızım. Gözleri deniz mavisi. Saçları altın sarısı. Burası müzik stüdyosu mu şimdi? Evet burası. İçi modern olmalı. Bekliyorum efendim. Bir tuhaf kokuyor. Eskiden çiftlikmiş herhalde. Burası kesimhane ya. Vahşet.
Kimsiniz? Ne işiniz var burada? Sen kimsin be adam? Burası neresi? Kim saldı sizi buraya? Bizi Mesut Bey gönderdi. Tamam. 5 dakika önce telefon etti. 2 adam gelecek. Hayvan yemcisi bunlar. Çürük yumurtaları verirsin dedi. Gelin ben. Şu anda oradalar. Şeytanın bacağını kırdık. Ne oldu? Bacağımı kırdılar. Kim kırdı? O alçaklar. Dur bir dakika. Dur kıpırdama. Otomobil gitmiş. Benimle alay ettiler. Karanlığın prensi şeytanla alay ettiler. Savaş başlıyor. Ustam, kıyma. Ne oldu? Mesut! Mesut ne oldu? Ne oldu? Su getir çabuk. Hadi. Mesut, hadi bir bardak kendine su. Gel Mesut. Mesut! Mesut! Bunda Mesut. Az bir ruh kalmış. Şu ol eşek yumurtamı kırdı. Geçmiş olsun. Gördün mü bak hepsi bu kadar. Şimdi şeytanın kulağına bir de kurşun dökelim. En başından beri şu insanoğlunun işine aklım ermez benim. Beşer işte. Şaşar. Tamam mı? Tamam. Şeytan kulağına kurşun. Ustam! Kulağıma kurşun döktüler! Şeytan kulağına kurşun dedikleri bu mu? Annelerimizin dedi yani! Ne dedin? Bu kulağınız mıydı biraz duyan? Efendim? Diyorum ki bu işten vazgeçsek diyorum. İnsan kendi emeğiyle bir yere gelmemişse, değil mi? Olmaz. Savaş başladı bir kere. Kıyamet gününe kadar var olmam gerek benim. Belki de o gün geldin, ne biliyorsunuz? Dünyanın haline baksanıza bir. Ozon tabakası delinmiş, AIDS sarmış dünyamızı. Çevre kirliliği, patlayan nükleer santraller, yayılan radyasyon, doğa afetleri, savaşlar hepsi. Olmaz! İnsanoğlunun önünde secde ettiğim gün bittim ben. Hadi yürü! Kimse yok usta, hadi gel geri dönelim. Buradalar, hissediyorum. Hoş geldin ustacığım. Biz de seni bekliyorduk. Bekliyordunuz demek, öyle mi? Yani kabahatinizi biliyorsunuz, ha? Burada kabahat mabahat bile yok usta. İtaatsizliğin cezası ne olur, biliyorsunuz. Sonunuz Mesut'a benzemesin. Ha? O eskiden de ustam. Bir zamanlar ruh çok önemliydi. Artık şimdi kimsenin ruha muha ihtiyacı kalmadı, haberin olsun. Her şey para, her şey maddiyat, 3 kağıt. Herkes senden daha şeytan, ona göre. Hop usta, boşuna yorma kendini. Mesut, olamaz. Ustacığım oldu bile. Yirminci asır olmuşsun eski asır. Asır 20. asır olmuşsun eski asır.
eğer canın istiyorsa sen de gel bize katıl. Eğer canın istiyorsa sen de gel bize katıl. Yeter bizi söyletme, kendini rezil etme. Yumurtlayan tavuksun, horozum diye ötme. Susta durduk karşında, esir ettin yıllarca. Susta durduk karşında, esir ettin yıllarca. Sen bir garip Skoda'sın, Mustang'larla yarışma. Sen bir garip Skoda'sın, Mustang'larla yarışma. Yeter bizi söyletme, kendini rezil etme. Yumurtlayan tavuksun, şeytanım diye ötme. Bize az çektirmedin. Az mı öptük elini? Bundan böyle güç bizde. İnsanlar oldu şeytan. Bize bırak bu işleri. Boş versene usta. Ustam, hadi gel gidelim. Ya Rabbi. Ustam senin de işin Allah kaldı. Şeytanım diye ötme, şeytanım diye ötme, şeytanım diye ötme. Ustacığım, ne olur üzülme. Usta filan değil. Al istersen bunu, anlaşmayı bozalım. Bu kadar çabuk kabul edemezsiniz yenilgiyi. Allah'ın koskoca şeytanısınız siz. Değilim. Hadi gelin. Hadi. Şeytana pabucunu ters giydirdik. Pabuçlarım. Ters giymişsiniz usta. Hayır, ters giydirdiler. Ne olur silkinin biraz. Bana karşı sorumluluğunuz var. Bütün insanlar ruhsuz, bütün insanlar üçkağıtçı olmadı ya. Dünyada güvenecek bir kişi de mi kalmadı? Sana yardım edecek bir kişi var ama... Size güveniyorum. Ne olur, silkinin hadi! Bacağınız düzeldi. Kulağım da duyuyor. Gördünüz mü? Üç serseri moralinizi bozamaz sizin. Ay. Gelin şurada biraz dinlenelim. Sorunlarınızı biraz unutursunuz diye oynayalım dedim. Eğer istemiyorsanız... Yok, haklısın. İyi geldi. Şeytanınız bol olsun. Birisi var demiştiniz. Kimi insanlar ruhsuz yaşayamazlar. Bu da onlardan biriydi. Milyonlarca yıllık yaşamımın en hoş anısı. Yoksa bir kadın mı? Gencecikken tanıdım onu. Gazetecilik bölümünde öğrenciydi. Güzel, hırslı, zeki. Kuralları bozup deliler gibi aşık oldum ona. O da ruhunu satmamıştır inşallah. Kandırdım, sattı. Aman ustam, bu da tekilere benzemesin. Ya, bu bambaşkadır. Bu kadar yıldır İstanbul'a gelmeyişimin nedeni de o. Artık dayanamayıp gelişiminde. Onu görmeden çekip gidecektim
Ama şimdi senin için bir kere göreceğim onu. Rustam, istersen vazgeçelim bu işten. Bize ne yararı olur ki? Büyük bir basın holdingini yönetiyor. Para babaları, büyük sermaye, politikacılar, hepsi avucunun içinde. Emrinde gazeteler, dergiler, çeşitli magazinler. İsterse bir günde şöhrete ulaştırabilir seni. Bizim iş onu görmenize vesile olacaksa gidelim. Ama demin fark ettim, paraymış, şöhretmiş etkilemiyor beni. Kalkalım mı? Ya, hele şu eli bir bitirelim de cağırı yek. Randevunuz var mıydı? Yok ama siz Şeto geldi deyin, o anlar. Bana hep Şeto derdi de. Buyurun, sizi bekliyorlar. Kusura bakma, onunla yalnız konuşmam gerek. Demek döndün Şeto. Sana gitme demeyeceğim. Üşüyorsun. Ceketimi al. Günün en güzel saatleri bunlar. Yanımda kal. Sana gitme demeyeceğim. Gene de sen bilirsin. Yalanlar istiyorsan yalanlar söyleyeyim. İncinirsin. Sana gitme demeyeceğim. Ama gitme Lavinia. Adını gizleyeceğim. Sen de bilme Lavinia. İlahi Şeto, nereden hatırladın şimdi bunu? Sen de unutmadın ama, değil mi? Bu şiiri ne çok severdik. Sana kaç yüz defa okudum. Gökyüzüne ateşten harflerle yazdım. Lavinia! O ateşlerden artık hiç kimse de kalmadı Şeto. Biliyorum. Neden döndün Şeto? Ne istiyorsun? Seni görmeden yapamadım. Bir de sevdiğim biri için küçük bir yardım rica edeceğim. Biliyorum. Az önce bir oğul telefon etti. Sen... sen onlar gibi olamazsın. Seninle büyük bir aşk yaşadık. O zamanlar ruhum vardı. Al işte. Ruhun. İade ediyorum. Allah'ım, ne demode bir şeytansın Şeto. Bize artık ruh muh gerekli değil. Ruhlar çoktan tedavülden kalktı. Haberin yok mu? Demek sen de ha? Anlamıyorum. Hiçbir şey anlamıyorum. Bir zamanlar sizler benim kuklalarımdınız. İpleriniz benim elimdeydi. Şimdi kim peki? Kim yönetiyor sizi? Bu Tanrı olamaz. Tanışmak ister misin? Gel benimle. Thank you.
Bunlar mı yönetiyor artık insanları? Bunlar. Ve bunların ardındaki çok uluslu, binlerce ortaklı büyük sermaye grupları, bankalar, holdingler, göze görünmeyen patronlar, CIA, robotlar, kompüterler. Kıyamet günü geldi Şeto. Görmek ister misin? Otur seyret. İnsanoğlu artık şeytandan daha şeytan Şeto. Kıyamet günü bu. Kıyamet. İnsanoğlunun önünde secdeye varmak istemiyorum. Ateşten yaratıldım ben. Pes etmek istemiyorum. Bütün bunlara ben sebep oldum. Keşke çağırmasaydım sizi. Farkında olmadan bir müddet daha idare edip giderdiniz. Gidip cehennemde sıradan bir memuriyetle uğraşmaktan başka bir çözüm yok benim için. Bu kadar karamsar olmayın canım. Daha dünyada kandıracak çok insan var. Ya! Bir sürü budala. Bir memuru rüşvet almaya zorlamışım. Bir cinayet işletmişim birine. Sefil bir herifin beynine girip bir kadını ifade ettirmişim. Bunları mı yakıştırıyorsun bana? Estağfurullah ustam, onu demek istemedim. Usta deme bana. Arkadaşız artık. Eyvah! Karnım gurulduyor. İnsan oluyorum. Şeytanların karnı acıkmaz mı? Aptallık etme. Ruhlarla besleniriz biz. Ustam, hemen şuracıkta meşhur Sultanahmet köftecisi var. Şöyle 1,5 köfte, yanına piyaz, biraz ilmik helvası, ha ne dersiniz? Şunun tarifini alsana bana. Ustam gözünü seveyim yapma. Canım 1,5 köfte bir piyaz. 1,5 köfte bir piyaz çek. Amca, amca. 100 liramı düşürdüm. Al.
Artık bulamıyorum. Amca bulup bana vermişti. Teşekkür ederim. Allah'ım, bu kadarı da fazla artık. Olamaz. Tahmin etmeliydim böyle olacağını. Yaşasaydın, her gün yatağa atsaydın beni, ukalalık etsen de razıydım, temizlik hastası olsan da. Çaresi yok değil mi? Gücüm kalmadı. Bayatlamamışsa omlet yaparız belki. Sen onlar gibi değilsin. Sen sanatçısın. Ruhsuz yaşayamazsın sen. Sağ ol usta. Neyiniz var usta? Kanatlarınız çıkıyor. Melek oluyorsunuz. Hayır, olamaz. Bunu bana yapamaz. Melek olmak çok mu kötü bir şey? Ha? Aslında çok da yakıştı be ustam size. Canım o kadar üzülmeyin. İstemiyorsanız tanıdığım iyi bir operatör var. Tanrı'nın sunduğu kanatlar kestirilir mi? Canım bu kadar kanatla nasıl olsa uçamazsınız. Uzuyor. Evet. Gittikçe uzuyor. Uzuyor. Evet. Hala uzuyor. Bu kadar kanatla ben de olsam uçarım. Zamanım doldu. Gitmek zorundasınız değil mi? Elveda dostum. Elveda. Ustam, güle güle. Hoşça kal zalim dünya, ben devrimi doldurdum. Böyle giderse işler, bana benzer senin de sonun. Hoşça kal garip şeytan, ne olurdu gitmesen, bir iş bulurduk sana. Dünya batmış zaten. İleride belki bir gün. Kim bilir? Bir gün belki dönerim.
Gazoya çıkarlar mı acaba? Bir reklam filminde oynasalar. Heyecanlı, heyecanlı.